Evet, bölgede maalesef gerçekten çok büyük bir yıkım var. İlk günden itibaren ekranlarınıza getiriyoruz ve deprem felaketinde şehirlerin sembolü, simgesi diyebileceğimiz noktalarda da yıkım var. Pek çok iş yeri de yıkıldı. Adıyaman'da yıllara meydan okuyan Neşe Fırını da onlardan biriydi. Mahalleliye yıllardır hizmet veriyordu fırın ve artık kullanılamaz halde. Fırının sahibi Mehmet Polatsa o gün deprem günü enkaz altında kalmaktan mucize eseri kurtuldu. Ama 20 yıllık Neşe Fırını'ndansa maalesef geriye gözyaşı kaldı. Tabii depremde ne yazık ki acı kayıplar kadar mucize kurtuluşlar da yaşandı. Mehmet Polat abi de onlardan bir tanesi, o mucize kurtuluşlardan bir tanesi. Çok ilginç bir gece yaşadı o gün. Burası onun ekmek fırını, yıkıldı ve o gece buradaydı. Bu çöken fırının içindeydi ama kurtuldu. Şimdi onun o gece yaşadıklarını anlatacağız, aktaracağız sizlere. Geçmiş olsun abicim yani. Allah razı olsun. Sen hala o gece dediğim andan itibaren. Ben şoktayım. İki aydır evdeyim. İş yok, gücü yok. Yatıyoruz zaten. Sen fırıncısın burası. İki yıl evvel taşıdım demiştin, evet. Fırınını. Evet. İki yıl önce buraya geldim. Daha önce aşağı fırındaydım. Akşam saat 8 gibi yattım, saat 2 gibi kalktım. Dedim çocuklar rahatsız olmasın diye fırına geldim, oturdum. Geldi. Evet. Nereye oturdun? O köşede oturuyordum, perdenin orada. Tam binanın orada, çöktüğü yerde. Evet. Evet, orada oturuyordum. Evden köpek havladı zaten ev karşıda. Dedim eve hırsız girdi. Sizin evde mi köpek, evet, havladı? Bahçede köpeğim var benim. Eve gittim, kapılar kapalı, bir şey yok. Köpek benim montumu ısırıp çekiyor beni dışarıya. Gerçekten mi? Evet. Çocukların üstünü kapattım. Dedim yatsınlar, geri fırına gelecek. Bu ara deprem oldu. Çocuklar kapıya çıkarttım, fırın çöktü. 10 dakika. 10 dakika içinde mi çöktü? 10 dakika sürmedi. Hemen çöktü. Ekmek dedim ama gitti. Bitti. Hiçbir şey kurtaramadın mı içeride? Yok, hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi komple yerde. 2 dakikada her şey bitti. Ama sen köpeğin sayesinde de aslında yani can da var abi. Kurtuluyorsun onun sayesinde. Yani çöktüğünü görünce hiç hayal ettin mi? Altındaydın daha dakikalar evvel. 10 dakikada kurtuldum işte. 10 dakikayla köpek havalamasaydı ben orada gitmiştim. Zaten kapıya çıktık, fırın yıkıldı. 10 dakika. İşini severek yaptığınız çok belli. Mecbur. Severek yapıyormuşsunuz, evet, işinizi. Çünkü gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz fırını konuşmak. Hiç dışarıya çıkmak istemiyorum. Çok fırına karşıda çıkmak istemiyorum dışarıya. Gelmek istemiyorum. O yüzden dışarı çıkmıyorum. Göcek dışarıda oturuyorum. Kaç yıllık emek var burada? 20 yıllık emek var. Kalmadı. Hepsi sona erdi. 20 yıl bitti. Şimdi ne yapacaksınız? Vallahi evde yatıyoruz, yapacak bir şeyimiz yok. Çok geçmiş. Sağ olasın, teşekkür ederim. Yani. Abimizin 20 yıllık fırınıydı burası. 20 yıl emek kurdu. Varını yoğunu da bu fırına verdi. Ama maalesef tabii şimdi kurtulduğu bir köpek sayesinde, daha 10 dakika evvel depremden buradaydı. Hemen bu çöken kısımda oturuyordu. Köpeğinin havlamasıyla evine gitmesi sayesinde depremden kurtuldu ama kurtulduğuna sevinemiyor. Çünkü 20 yıllık fırını maalesef ki deprem felaketinde işte bu hale geldi. Bütün gözyaşları da aslında kaybettiği emekleri için abimizin. Biz de hem bu mucize kurtuluşu hem de sonrasında yaşananları kameramanlarla